İyi pazarlar sevgili izleyiciler. Efendim bugünkü konumuz spor. Az sonra sizi Avustralya Self-Defense'in Melville'deki spor merkezine götüreceğiz. Ve orada bu merkezin kurucusu Rıdvan Manav Hoca ile bir röportaj yapacağız. Ayrıca da gençlerimizle son derece başarıyla sporu devam ettiren gençlerimizle birer söyleşi yapacağız ve onların gösterilerine yer vereceğiz. Ardından tekrar stüdyoya döneceğiz ve Fatma Loden'la spor üzerine ve sporun ruh sağlığına katkılarını konuşacağız efendim. Sevgili izleyiciler, Avustralya Self Defense'in Melville'deki salonundayız. Az sonra bu grubun lideri Rıdvan Manav'la da bir söyleşi yapacağız. Ama onun öncesinde istedim ki gerçekten son derece başarılarıyla önemli bir aşama kaydeden bu dört genç kızımızla bu programı açalım. Bugün spora verilen önemin de altını bir kez daha çizelim arka bahçe ekibi olarak. Efendim bu gördüğünüz dört genç kız... Bakmayın böyle küçük ufak tefek olduklarına. Çok önemli işler yapıyorlar. Zaman zaman ekranlarınıza yansıyor. Grupların ismi Chuck Chicks. Az sonra kendilerinden dinleyeceksiniz. Bu grup gerçekten Avustralyalıların da yabancı basının da ilgi odağı haline geldi. Hocaları Rıdvan Manav ve diğer hocalarıyla birlikte, emek verenlerle birlikte gerçekten başarıya koşuyorlar. Şimdi isterseniz onları tanıyalım. Az sonra da bize harika bir gösteri yapacaklar. Gösteriden önce bakalım onları tanıyalım. İsminiz? Ayşenur Eyvaz. Ayşenur, ne kadardır tekvando yapıyorsun? 3-4 yıl ama bizim grubumuz 2 yıldır beraberiz. 2 yıldır gösteri yapıyoruz. Evet. Peki seni tanıyalım canım. Şirin Ala. Şirin, sen ne kadardır tekvando yapıyorsun? Kaç yıldır? 4 yıldır. 4 yıldır. Mutlu musun? Memnun musun hayatından? Yani tekvando yaparken ne hissediyorsun? Biraz feelings alalım. İngilizce konuşabilirsin. I feel good and yeah. Peki. Biraz da buradan devam edelim sevgili izleyiciler. Kızlar biraz çekiniyorlar gibi ama sonradan açılacaklar. Zaten hareketlerini görünce siz de anlayacaksınız ne kadar başarılı olduklarını. İsminiz? Sehle Dinç. Sehle. Ne güzel bir isim. Sehle sen ne kadardır tekvando yapıyorsun? 3 yıl. 3 yıldır. Bu grupla birlikte ne kadardır çalışıyorsunuz? 2 yıldır. Peki bu grup dağılsa üzülür müsün? Üzülürsün değil mi? Evet. Peki neler yapacaksınız? Yani neler yapmayı düşünüyorsunuz? Hep hareketleri geliştirmeyi, ilerletmeyi düşünüyor musunuz? Bu konuda hocalarınızla sürekli çalışıyor musunuz? Evet. Beğenilmek nasıl bir şey? Sizi herkes beğeniyor. Çok istiyor görmek, izlemek. Her yere çıkıyorsunuz bazı şovlarda. Hoşunuza gidiyor mu beğenilmek? Biraz bahset ya. Evet, hoşunuza gidiyor. Peki okulda falan böyle sizin gibi olmak isteyen çocuklar var mı? Böyle biz de senin gibi yapmak istiyoruz diyorlar mı Seyli? Var bazen. Sizi gördükten sonra bu okula gelenler var mı? Evet. İyisin değil mi? Evet iyiyim. Ha, yani biraz kameraları görünce çekiniyor musun gibi? Az evvel bülbül gibiydin maşallah. Peki senin ismin ne? Tahira.
Tahir'e, senin de istersen İngilizce konuş biraz. Kaç yaşındasın? 3 yıl. 3 yıldır, peki. Sevgili izleyiciler, 3 yaşında değil tabii, görünüyor. Peki, 3 yıldır tekvando yapıyorsun. Kuşak ne belt? Black belt. Bu gördüklerinizin hepsi siyah kuşaklı efendim. Yani yolda falan rastlarsanız, çocuktur, mocuktur, ayağına falan basarsanız dikkat edin. Yani ben tanıdıktan sonra biraz daha dikkatli olurum. Yani siz o burnunda falan rastlarsanız diye söylüyorum yani. Şaka. Evet, peki çocuklar şimdi bugün bize ne yapacaksınız? Ne gösterisi yapacaksınız? Çakslarla gösteriler yapacağız. Zaten adınız Chuck Chicks değil mi? Evet. Evet, oradan geliyor isminiz. Evet. Göreceksiniz şimdi çaklarla neler yapıyorlar bize. Peki, en son senle kapatalım. Gençlere bir şey söylemek istiyor musun? Yani nasıl sizin gibi olabilmek için ne yapsınlar? Çok mu çalışsınlar? Neler yapsınlar? Buraya devam etsinler? Buraya gelsinler. Burada train yapsınlar bizimle. Yeah. Disiplin önemli mi? Evet, çok önemli. Annene, babana, öğretmenlere saygı duyman lazım. Önce o gelir yani. Evet. Çok önemli değil mi? Bunun felsefesi bu. Yani bunun ana kural, rule bu değil mi? Kural bu değil mi? Yeah. Peki. Yeah. Devam edecek miyiz? Yani spora devam edecek miyiz? Yeah. Peki. Sevgili izleyiciler, Chuck Chicks az sonra bize bir gösteri yapacak. Zaman zaman dediğim gibi programı açarken de söyledim. Zaman zaman onları ekranlara yansıtıyoruz. Geçen hafta bayram programında kısa bir gösterisini izledik bu grubun. Şimdi bugün özel olarak kendini ziyaret ettik ve bu grup bize bir gösteri yapacak. Kısa bir adından sonra bizden ayrılmıyorsunuz. Az sonra bu kurumun başı, dediğim gibi bu kurumun kurucusu, hepinizin yakından tanıdığı Rıdvan Manav'la yaş gruplarının hangi aşamalardan geçtiğini ve nasıl geliştiğini tekrar konuşacağız efendim. Bizden ayrılmıyorsunuz. Sevgili izleyiciler, Avustralya Self Defense'in kurucusu Rıdvan Manav'la birlikteyiz. Zaman zaman Rıdvan Bey'i ekranlara getiriyoruz. Çünkü gerçekten yaptıklarıyla, ortaya koyduklarıyla ve yetiştirdiği öğrencilerle bunu hak ediyor. Biz de arka bahçe kameraları olarak elimizden geldiğini yapıyoruz. Merhaba Rıdvan. Merhaba. Bizi konuk ettiğin için önce teşekkür ediyorum. Değişik bir mekanda arka bahçeyi evet, çekiyoruz. Evet, doğru. Çok güzel oldu buraya geldiniz. Çocukların nerede ter döktüklerini, nerede antrenman yaptıklarını gördünüz yani. Uzaktan davulun sesi olmasın dedik. Ha, tabii. Oraya güzel geldi. Oldu yani. Hocam şimdi istiyorum ki bugün izleyiciye sporun önemini ve burada yapılan işlerin insan sağlığıyla, ruh sağlığıyla alakalı bölümünü çocuk yaştan başlayarak irdeleyelim, masaya yatıralım. Tabii, buyurun, yani bir uzman gözüyle sizden sporun bu bağlamda yararlarını alalım. Şimdi kaç yıldır tekvando yapıyorsun? 33. 33 yıldır, sevgili izleyiciler, 33 yıldır tekvando yapan bir sporcuyla ve ustayla beraberim. Siyah kuşak tabii ki ve bir sürü de danı var. Kaç dan hocam? 7. dan. 7 dan, evet. Ben bu danlar böyle size kolay, her bir danın ne olduğunu anlatırsak programa yetmez. Gerçekten 7 dan çok ciddi bir rakam bu sporda. Efendim şimdi 26 yıldır da Avustralya Self Defense çeşitli adlarla, ki adı o oldu, Rıdvan evet, Tekvando Okulu olarak. Evet, Rıdvan başlamıştı, Tekvando evet, başlamıştı. 26 yıldır da okul devam ediyor. Evet. Buraya gelen çocuklardan başlayalım. Küçük yaş gruplarından başlayalım. Örneğin küçük yaş grubu, alt yaş grubu nedir? Ve bu yaş gruplarına ne gibi dersler veriyorsunuz? Buradaki amaç nedir? İlk önce 20 sene önce döndüğümüz zaman 6 yaşından küçükler alınmıyordu. Zor bir spor olduğu için. Fakat bu şu anda değişti. Herkes öğrenmenin yaşının 3 yaşında olduğunu daha iyi benimsediler. Biz de 3 yaşında almaya başladık. 3 yaşında gelen bir çocuk zaten bunun beyni boş. Ne alırsan, beynine ne bunu verirsen hepsini kapıyor. Bir bilgisayar gibi ne yüklersen ömür boyu onunla gidiyor. Doğru şeyler yükleyelim evet, diyorsunuz. Biz de onun için 3 yaşında bir çocuğu aldığımız zaman buraya, bizim bu salonda hiçbir zaman negatif bir şey konuşulmaz. Her şey pozitif olarak. Hiçbir şey çocuk ben bunu yapamam diyemez. Her şeyi yapabilirim, başarabilirim, başarıya ulaşmam lazım. Yani bu salonda 3 yaşındaki bir çocuk kendine güven almayı öğreniyor. O disiplin, özgüveni aşılamaya çalışıyorsunuz. Evet. Saygıyı, bilhassa ilk önemli saygıyı öğreniyor. Ailesini, sevgiyi öğreniyor. Yanındaki arkadaşlarına, antrenman yaptığı arkadaşlarına veya dışarıda okula başlayacağı zaman da, mesela çocuk 5 yaşına geldiği zaman okula başlıyor. Hı hı. Güvençli bir şekilde okula gidiyor ve burada da çocuklara şunu benimsetiyoruz. Her şeyde başarılı olmasına.
Mesela bir çocuğa sorduğunuz zaman en akıllı kim? Çocuk benim diyor. En kuvvetli kim? Benim diyor. Önceden mesela arkadaşım derdi, şu derdi, bu derdi ama bu salonda başkası yok. En üstün seviyede kendisi olması lazım ve çocuklar da bunu yavaş yavaş ilk mesela beyaz kemerde başlıyorlar. 3 yaşında olsun, 4 yaşında, 5 yaşında olsun. Başlıyorlar ve bir aradan sonra 3 ay olabilir, 6 ay olabilir, 9 ay olabilir. O esnada değişiklikleri görebiliyorsunuz. Okulda da fark ediyorsunuz. Geçen bir yabancı biri geldi daha çocukları 3 yaşında. Yani 3 dersi gelmiş zaten. Kadın inanamıyor. Ya diyor ben bu kadar fark edeceğini, bu kadar değişiklik olacağını inanamıyordum diyor bu sporun faydalarını. Yani bu spor yalnız yumruk tekmeyle değil. Çocukların beynine her şeyin pozitif bir şey şekilde iletiyorsun. Evet. Işte. Şimdi hocam burada o ben duygusunu öne çıkartırken bir taraftan da takım bilincini getiriyorsunuz. Evet, tabii, tabii. Çünkü burada birlikte hareket ediliyor. Evet. Dolayısıyla çocuk yandaki arkadaşıyla iletişim kuruyor. Evet. Değil mi? Buradaki o insanlarda olması gereken o ruhu da yeşertiyorsunuz o yaşta. Evet, tabii. Benim gözlediğim bu doğru mu? Öyle öyle. Ben demek istediğim şöyle, çocuk mesela bazı zaman olduğu zaman her zaman sınıfta kim akıllı şu der. Bu der. Ben demek istediğimin kendisinin olması çok sebebiyle onu çok önemli. Çünkü hayatta yoksa, mücadeleyi kendi sürdürecek. Tabii kimse kendisi sürecek. Yani. Annesi babası yanında olmayacak bir çocuk. Mesela zaten şu anda da görüyorsunuz 15-16 yaşına geldiği zaman dünyayı kurtaran adam gibi zannediyor. Her şeyi o biliyor. Her şeyi o akıllı. Kendisini çok akıllı zannediyor. Evet. Maalesef burada eğitim yaptığı zaman anlıyor ki kendisi daha çok öğrenmesi gereken şeyler var. Evet. Bu noktada burada öğrettiklerinizi aile içinde de bir bütünlükle takviye olunması çok önemli değil mi? Tabii, yani tabii. Sizin öğrettiklerinizle aile içindeki davranış biçiminin birbirine uyum sağlaması gerekmez mi? Çünkü ailede örneğin bir çocuk yetiştirilirken koruma altındaysa, siz burada çocuğun bireyin kendi özelliklerini ortaya çıkartırken aile bu arada aman o yapmasın, o ellemesin, o dokunmasın, ben yaparım onun yerine ayakkabısını ben bağlarım derse sizle bir çelişki doğmuş. Evet. Burada ailelere de bir görev düşüyor. Evet. Buradan bir mesaj alabilir miyim? Ailelerin en önemli aileler zaten. Aileler ilgilenmeleri lazım gençlerine. Bilhassa 3, 4, 5 veya 8 yaşında çocuk geldiği zaman bir baba olarak veya bir anne olarak çocuklarına çok zaman harcamaları lazım. Yani her şeyi de kendileri yapmamaları gerekir. Mesela çocuğun ayakkabısını bağladığı zaman mesela 2 yaşındaysa 3 yaşında öğretmesi lazım. Biz mesela burada 3 yaşındaki bir çocuğa, 4 yaşındaki bir çocuğa field trip dediğimiz bir olay var. Alıyoruz, shopping center'a götürüyoruz orada. Çocuklara kendilerine gidip dükkandan veya yiyeceğini kendileri alıyor. Anne baba orada yanda bekliyor. Ondan sonra nasıl teşekkür etmeyi, nasıl sıraya girmeyi, nasıl kendine özgüven olmayı... Çok önemli. Şey çok önemli. Çünkü her zaman anne baba biraz daha çocuklarını şımartıyorlar. Normal bir şey bu sevdikleri için. Ama biz de burada... İyilik yapmıyorlar aslında. İyilik yapmıyorlar, kötülük yapıyorlar. Ben çok biliyorum normalde. 6-7 yaşında çocuğun mama tabağı peşinden koşturan anneleri. Evet, evet. Yani buradan anneler bu yani böyle yapmayın böyle mama tabağı falan peşinden. Evet. Hoca bak neler söylüyor. Evet şimdi bir de işin fiziksel tarafına daha doğrusu antrenman şeyine, yöntemlerine geçelim. Bu yaştaki çocuklara biraz oyun gibi sevdiriyor musunuz? Evet. Neler yapıyorsunuz? Zaten 3 ile 5 yaş grubu özel bir ders oluyor bunlar. Bunların kendine göre bayan hocaları var. Oyun halinde, oyun oynarken antrenman yapıyorlar. Görmüşsünüzdür az önce de. Evet. Flip yapıyorlar, yumruk atıyorlar. Şu anda izleyici de paylaşıyor bizimle. Evet. Evet. Hani görüyorsunuz kendileri de oyun halinde sevdirerek yapıyorsunuz. Çünkü 3-5 yaşındaki çocuk çok disiplin veremezsiniz bu çocuğa. Hemen korku kaçabilir. Severek öğretiyorsunuz ki 6 yaşına geldiği zaman. 6 yaşına geldiği zaman onlar ayrı bir odaya gidiyorlar. Onlar daha çok disiplinli, daha teknik yapmaya başlıyorlar. Yani. Evet. Hocam her şey sevgi ve saygıyla başlıyor. Evet, ilk zaten tekvanda da saygıyla başlar, en son saygıyla biter zaten. Peki, şimdi çocuk büyüdü. İşte 6 yaşına, işte 10 yaşına doğru geliyor. İkinci yaş grubu sizin hedef yaş grubunuz kaçtır? 6 yaş grubu. 6. Burada biraz daha ciddileşiyor. Okula başladığı zaman birinci biraz sınıfa daha ciddileşiyor. Şurada 3-5 yaşına aldığın zaman bu çocuğu eğitiyorsun, kendinin her şeyde başarılı olmasını öğretiyorsun. Bu çocuk birinci sınıfa başladığı zaman normal okulda, yani sınıfın en başarılı talebelerinden biri oluyor. Zaten kendine güvendiği için çocuk başarılı olur. Ve sen bu çocuğa alıştırdığın her şeyde başarılı olmasını öğrettiğin zaman çocuk ister istemez elini kaldırıyor. Bilse de bilmese de elini kaldırıyor. Ama kendine güvençten geldiği için. Öne çıkma arzusu. Öne çıkma arzusu var. Her şeyde başarılı olma arzusu var. Bilhassa 6 yaşında bunları hem teknik olarak
Hem de kafa beyni biraz daha gelişmiş oluyor. Çünkü çocuğu sen 3 yaşında aldın. Senin elinde 2 sene, 3 sene yetişmiş bir çocuk. Hı hı. Yani ilkokula başladığı zaman, baktığınız zaman çocuklar her zaman spor yapan çocuklar daha başarılı olur. Bilhassa bu uzak doğu sporunun verdiği de bir özgüven var kendine. Özgüven, hı. kendini korumayı biliyor. Hı hı. Kendini korumadığı bildiği için çocuk da güvençli oluyor tabii. Korkak olmuyor. Korkak hı hı. olan bir kişi hiçbir şeyde başarılı olamaz. Doğru. Bu aileler çok önemli. Anne baba çocuklarını hani bir uzak doğu koruma sporuna vermeleri gerekir. Yani oraya gittiği zaman çocuk yumruk tekme değil. En önemli koruma. O ruhu o ruha kazanıyor. Kazandıktan sonra zaten bu çocuktan sen hiç korkmayacaksın. Evet. Şimdi burada bir de dikkat ettim. Az önce antrenman süresince aileler de geliyorlar tabii. Çocukları getirirken küçük çocukları. Tabii. Aileler de burada belli bir disiplin içinde. Evet. Yani otururken, hareket ederken o çocuklara öğretilen ailelere de yansıyor olum evet. pozitif. Aileler de aynı şeyleri yapıyorlar. Size olan saygısı, tabii, buradaki tabii. görüntü bana o şeyi verdi, o duyguyu verdi. Yani böyle toplu terapi gibi bir evet, hadise evet, haline geliyor. Evet. Doğru mu? Doğru. Zaten ondan sonra biz 9-12 yaş grubu geliyor. Bunlar biraz daha tam teknik olarak çalışıyorlar. Hı hı. En tehlikeli yaş grubu da 13-17. Bizde 13-17 yaş grubu için özel dersler var. Ondan çoğunlukla oğlum Hakan giriyor kendisi de o yaşı yeni atlattığı için. Ve ben kendim giriyorum çünkü Hakan'ın teknikleri çok üstün olduğu için herkes onun gibi olmak istiyor. Ve Chuck Chicks'ler de ona çok faydası oldu. Şimdi Chuck Chicks'e geleceğim. Okay. Chuck Chicks'le açtık programı. İstersen buraya bir ara verelim. Daha sonra daha büyük yaş gruplarının ile olan iletişiminiz nasıl oluyor? Çünkü onların farklı beklentileri var. Tabii. Onları konuşuruz. Ama bu arada istersen o harika grubu izleyiciyle paylaşalım. Onların bir gösterisini koyalım. İster misin? Güzel olur. Güzel efendim olur. Bizden ayrılmıyorsunuz. Biliyorum gerçekten son derece önemli konular paylaşıyorsunuz. Merakla da bekliyorsunuz. Bakalım Chuck Chicks bize nasıl bir gösteri yaptı. Sonra gene Rıdvan Hoca ile sohbete devam edeceğiz. We'll be right back.
Sevgili izleyiciler, gerçekten hoş bir gösteriyle programı sürdürdük. Chuck Chicks grubu zaman zaman ekranlarınıza geliyor, daha önce de söylediğim gibi. Bu gençler bir örnek. Bu örnekleri çoğaltma düşüncesindeyiz hep birlikte. Şimdi bu grubun yaratıcısı Rıdvan Hoca ile Chuck Chicks nasıl oluştu ve amaçları neydi? Neyi ortaya koymak istiyorsunuz, onu alalım size. Asıl ilk başladığımız zaman bu tekvando sporu herkes erkek bir spor zannediyor. Uzak doğu sporlarının erkeklerin daha başarılı olduğunu görmek istiyorlar veya görüyorlar. Bilhassa bizim Türk toplumunda böyle uzak doğu sporlarının erkekleri daha çok yönetmek istiyorlar. Bizim erkek sporudur. Erkek sporu olarak doğru görüyorlar. Değil. Bu doğru, doğru değil mi hocam? Doğru değil. Ben de onu yanlış olduğunu göstermek için bu en başarılı 4 kızımızı aldık. Dedik böyle bir grup koyalım, kuralım ve bunu halka sunalım. İlk önce Türklerle başladık tabii. Ve 4 tane iyi bayanlarımızı aldık. Bunlar 12-13 yaşlarındaydı. Gelecekleri vaat eden gençlerimizdi. Bir araya geldik. 2 seneden beri beraber çalışıyorlar. Ve çoğu mesela Korelilerin gösterilerine de katıldılar. Çok yerlerde gösteri. Türklükten çıktı bu. Şimdi herkesin bir Avustralya imajı oldu. Ulusal bir grup, evet. Evet, bir de Türk olmaları bizim için çok güzel bir avantaj. Hı hı. Her yere gittiğin zaman bu kızların Türk olduğunu görmek bizim için çok güzel bir şey yani. Erkekten çıktı, fark ettiyseniz çoğu talebelerimiz %50'si şu anda bayan. Evet. Bayanların daha çok ihtiyacı var bu spora, evet, zaten. Evet, evet. Bilhassa biraz evlerinden çıkıp gelip salonda antrenman yapsınlar. Görüyorsunuz salon 26 seneden beri burada, evet, oluyoruz. Evet, çok olanaklarınız gerçekten, evet, çok güzel. Çok ve temiz. Ve 13-17 yaş grubu çok tehlikeli bir yaş grubu. Yani eğer çocuklarımıza sahip çıkmazsak 13 veya 16, 4, 15, 16 yaşına geldiği zaman bu çocukların kimlerle gezdiğini, nereye gittiğini bilmezsek sonuçlar pek iyi olmaz. Çok örnek biliyorsunuz değil mi? Çok örnek biliyoruz. Yani insan acıyor. Çünkü bizim hepimizin evlatları bunlar. Kendi evlatlarım da var o yaşlarda. Kendileri her zaman doğru yaptığını zannediyorlar. 15 yaşındaki bir çocuğa sorduğun zaman en kuvvetli kim? Çocuk kendiniz diyor. Hı. En akıllı kim? Ve yaptığını da doğru zannediyor. Annesinin babasının bir şey bilmediğini zannediyor. Halbuki bunun annesi babası o günleri geçirdi. Yani onları, yani bazı Hakan da deniyor ama bunları pek Hakan'a laf yok. Şimdi şöyle söyleyeyim. Gerçekten sizin burada öğrettikleriniz aile içindeki o bütünlüğü sağladığında çocuk yarın öbür gün kendi çocuğuna da bunu aktarıyor. Tabii, tabii. Dolayısıyla doğru bir nesil iletişimi sağlanmış oluyor, evet, herhalde. Evet. Çünkü sizin şöyle 30 yıllık geçmişinize baktığımda sayısız öğrenci yetiştirmişsiniz. Çok çok. Değil mi? Çok. Bunların şimdi çocukları var. Onların çocukları geliyor. Evet, zaten. Şu anda torunları gelenler var. Torunları gelenler var. Sevgili izleyiciler, duruma bakar mısınız? Dedelerini çalıştırmış. Şimdi torunlarını. Muhteşem. Evet. Anneannelerini diyelim. Evet. Evet, çünkü hanım sporu da aynı zamanda. Tabii tabii. Peki şimdi hocam, büyüklerle olan bölüme girmek istiyorum. Yani. Belli bir yaşta. İşte benim gibi böyle yavaş yavaş tohuma kaçmış. Denebilir. Denebilir. Sağ ol. İnsanlar da geliyorlar. Yani bunun yaşı yok. Bunun yaşı yok. Evet, önce nedir yani? Bu buraya gelmenin esas nedeni nedir ve burada ne öğrenir? Belli bir yaşı, yani genç olmayan ama ruhu genç olanlar ne öğreniyor burada? Evet. Misal verelim. Az önce gördüğünüz gibi mesela 18'den 63 yaşına kadar insanlar vardı. Bunların hepsinin değişik istekleri var. Kimisi stres atmak için gidiyor. Biliyorsunuz stres çağın baş belası, stres. Doğru. Hani herkesin en büyük problemi. Buraya geliyorlar sağlıklı yaşam için. Kimisi kendini korumayı öğrenmek için. Kimisi de çocuklarınla, fark ettiyseniz bazı gençler de vardı, çocuklarınla beraber bir zaman harcamak istiyorlar. Hani aile, haftada bir gün burada aile sporu oluyor. Aile, anne baba çocuklarınla beraber aynı zamanda yapıyorlar. Ve yaşlılar stres atıyorlar, terliyorlar, arkadaşlık kuruyorlar birbirleriyle. Yani dışarıda, evet, gidip mesela bizim Türk insanlarında bu olaylar olmuyor. Mesela evlendiği zaman çoğu kişiler sporu bırakıyorlar. Hı hı. Hani şart değil böyle tekvando veya uzak doğu sporu yapmaları. Gitsinler futbol oynasınlar, basketbol oynasınlar. Spordan voleybol kopuluyor yani, değil mi? Kopuluyor zaten evlendiği zaman, değil. Yok iş güç. Yani nasıl yemeğe zaman ayırıyoruz, nasıl işe zaman ayırıyoruz? Mesela insan diyor ki 8 saat işe gideceğim. 1 saat de kendini spora ayır. Haftada 2 gün. Hı hı. Sağlıklı yaşam için. Yani eğer bir insan sağlıklı yaşamak istiyorsa, kendinin hastalıklardan korunmak istiyorsa gelip arada bir ter atması lazım. Evet. Zor bir spor da değil yani. Fark ettiniz az önce 63 yaşında bir bayan yapıyordu.
63 yaşındaki bir Türk bayanı. Kendisi de çekiniyor. Bravo. Başka Türkler görmesin beni diyor. Utanıyor yani. Çünkü bizde şu olumlu. Aa, o yaşta ne işi var? Ne sporla uğraşıyor falan. Aslında tam tersi. Çinlilere bakın, Uzak Doğu insanlarına bakın. 80 yaşında, 90 yaşında parklarda tai chi yapıyorlar. Ya, o muhteşem yani, bir şey. Hala fizikleri düzgün, zayıf, kendini korumalı. Bizde öyle değil. Bizde çocuk olduğu zaman bayanlarımız hemen kendilerini salıyorlar. Erkeklerimiz tamam benden bitti sigara, kimisi içki. Halbuki gerek yok yani. Bence içkiyle, sigarayla kendilerini avutuyorlar. Yani gelsinler burada bir dünya bulabilirler. Tabii daha iyi bir yer, hani bir yerlere gelebilirler. Sağlıklı yaşam lazım. Sağlıklı olduğu zaman, bir de stresli evet. olmadığı zaman bu aileye de yansımaz. Mesela yani bay veya bayan dışarıda stresli bir gün yaşadığı zaman bunu gelip evde de etkiliyor. Ne oluyor? Ailede bir olumsuzluk oluyor. Aile, çoluk çocuğa karşı bağırma, çağırma. Bütün aile huzursuz oluyor yani. Evet. Eğer bir ter atarsa, burada terlerse, mesela gördüğünüz bu kadar pedler var burada. Stresini gelsin bunlar dağıtsın. Bunlara vursun. Bundan hiçbir ilgi gereği vurmuyor. Gidip ailesinden çıkartmasınlar. Evet, şikayet etmiyor pet diyor. Hiçbiri de şikayet etmiyor. Etmez. Hatta onun için varlar. Evet. Sen... Şimdi az evvel bahsettiğin konudaki çelişkinin biraz altını çizmek istiyorum. Bir taraftan 63 yaşındaki bir kadının spor yapmasını eleştiriyoruz. Bir yandan da yabancılara bakıp ya adam 70 yaşında dimdik kardeşim diyoruz. Evet. Şimdi bu nasıl bir çelişkidir? Ya adam dimdik ama adam dimdik olması için adam koşuyor, yürüyor, bir şey yapıyor, tekvando yapıyor, temiz havada geziyor, bir şeyler yapıyor yani. İşte. Kendine bir zaman ayırıyor. Evet. Hem şimdi sen bu zamanı ayırmayacaksın. Hem evde oturacaksın. Evet. Hem 3 kilometre ilerisindeki deniz sahile inip yürüyüş yapmayacaksın. Evet. Hem ondan sonra da adama gıpta edeceksin. Yani bu bir çelişki. Bir de üstelik dediğim gibi onu eleştireceksin. Neden bu saatte bu işi yapıyor diye. Bunlar yanlış şeyler. Evet, bunları da aşacağız zaten. İlk nasıl hatırlıyorum mesela 20 sene ilk bayan talebe geldiği zaman herkes ters baktığı için. Şimdilik de bunları da aşacağız biz Türk olarak. Bunları evet. da aşacağız. Zamanla biraz zaman lazım. Aşacağız. Benim halka söylemek istediğim her yere arabayla gitmesinler. Ara evden çıkıyor. Mesela 500 metredeki dükkana gidecek. Hemen arabaya atlıyor. Yürü, yürüyün ya. Yürüsünler. Yani kendilerine baksınlar ki aile de eğer anne baba bir spor yapıyorsa ondan gelen çocuk da aynısını yapacak. Bakın futbolcunun oğlu futbolcu oluyor. Veya nasıl tekvandocunun çocukları tekvandocu oluyorsa uzak doğusu. Artistlerin çocukları veya öyle bir yöne kayıyorsa biz de aile olarak örnek olmamız lazım çocuklarımıza. Bir yön tutup onlar çünkü bizim ne yaptığımızı sen 5 yaşındaki bir çocuğa sorduğun zaman en kuvvetli kim çocuk ne diyecek? Babası diyecek. Tabii. En güzel kadın kim dediğin zaman annem diyecek. Ve biz de Türk halkı olarak veya bütün insan olarak kendimize bakmamız gerekir. Kadınlar bilhassa gitsinler her zaman kendilerine baksınlar. Ya hani benden yaş geçti falan. Her yaşın bir güzelliği evet, vardır. Bunlar çok çok önemli. Çünkü dediğiniz gibi yaş, maç 90 dakikadır derler ya. Evet. Bu da hayat bir hayat, bütün. Bütün. Yani maçın 70. dakikasından sonra bırakasın. Ben oynamıyorum diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Yani ben tekvanda yapmıyorum. 3. roundda ayrılayım. 2 evet. round oynadım böyle bir şey. Evet bunlar gerçekten son derece önemli. Bu mesajları sevgili izleyiciler son derece net biçimde algılıyorlar. Zaten biliyorlar da biz biraz altını çiziyoruz uzman gözüyle. Peki Avustralya Self Defense Academy bundan sonra neleri hedefliyor? Çünkü sizin sadece Merrickville değil. Tabii değişik. Auburn, işte başka Auburn, noktalarda da var. Evet. Biraz onları alayım. Zaten bu ilk kurulduğu zaman Ridvans Tekvando Akademisi olarak 1982'nin ikinci ayında kurulmuştu. İkinci ayın dördünde hiç unutmuyorum o günü. İşte bir ay sonra veya iki hafta sonra 26 sene olacak. Bu zarfta çok gençler yetişti. Çok, belki 15 bine yakın insan geldi geçti bu kapılardan. Ordu gibi. Ordu gibi evet. İşte 839 tane siyah kemer. Yani bir siyah kemer kolay yetişmiyor. En az bir 3 senesini alan bir şey. 4 veya 5 sene. Hani benim gayem 2010'a kadar 1000 siyah kemere ulaşmak ve daha değişik yerlerde okul açmak. Onun için Auburn'da var. Auburn 14 seneden beri devam ediyor. Bonnie Rigg'de bir ara kapanmıştı. Yeniden açıldı. Kasula'da var. East Lake'de var. Hani gençlerimizi yetiştiriyoruz. Mesela ileride Chuckchicks'lere de okul açacağız. Gayemiz onların da bir dersleri olsun. Çünkü şu anda çok tutuluyorlar. Bilhassa her yere gittiğin zaman 3 yaşındaki bir çocuk ben Chuckchicks olmak istiyorum diyor. 5 yaşındaki bir kız ben Chuckchicks olmak hatta 5 yaşındaki oğlan bile diyor ben Chuckchicks gibi olmak istiyorum diyor. Yani güzel teknikleri olduğu için, başarılı oldukları için herkes onlar gibi olmak istiyor. Evet. Bizim gayemiz de örnek insan yetiştirmek istiyoruz. Bana sorarlar...
ya tekvandocudan veya uzak doğu spor yapandan başbakan olur mu? Çok güzel olur. Keşke olsa. Dürüst olur. Sanatçıdan, sporcudan keşke başbakan olsa da bazı belaları başımıza almasak. Evet. Kusura bakmayın sevgili izleyiciler. Gerçekten sporu, sanatı, bilimi bilmeyen siyaset adamları zaten dünyaya ne açıyorsa açıyor işte, diye düşünüyorum. Doğru. Ara sıra trompet çalanlar çıkıyor ama onlar da büyük bir işe yaramıyor. Çabuk gidiyorlar. Evet. Evet. Uzak doğu spor yapanlar kendine güvençli olduğu için yalan söylemesine gerek yok. Yani benim gayem bu Australia Self Defense Taekwondo Akademisi'ni ismini değiştirmemizin sebebi de Australia çapında açılalım. Yani her yerde okullarımız olsun. Maçlara girdiğimiz zaman büyük bir grup halinde gidelim ki Türklerin bir ismi gelsin. Şu anda yani Melbourne'da 4-5 tane arkadaş ayrı var. Burada birkaç tane kendi talebelerimiz var. Cemal Hasan var değil mi? Cemal Hasan var. Onlara program yaptık. Mustafa var. Tabii değişik arkadaşlar var orada. Hani birlik olalım. Biz zaten Cemal'le beraberiz. Maçlara girdiğimiz zaman aynı bir isim altında gidiyoruz. Ve beraber çocuklar antrenman yapıyor Melbourne'a gittiği zaman. O da çok başarılı. Çok başarılı tabii. İstiyoruz herkes böyle olsun. Türk mesela bu 5. ayda Türkiye'de Dünya Gençler Şampiyonası da olacak. Türkiye'de ben de bildiğiniz gibi. Evet, oraya geleceğim. Sen aynı zamanda devam ediyor mu görev? Tabii tabii. Türkiye Tekvando Federasyon Başkanıyım. Şu an bu ay ben hatta bugün uçağa binip Türkiye'de Avrupa Olimpiyat seçmeleri var. Gitmem gerekiyordu ama bazı yeni nedenlerle gidemedim. Başkan ille gel dedi. Ama 5. aydaki Dünya Şampiyonası'na gideceğim. Sen başkan yardımcısısın. Evet. Evet. Hem aynı anda uluslararası ilişkiler. Mesela dış ilişkilerle ben sorumluyum. İşte 5. aydaki Türk ya da olacak Gençler Şampiyonası'na niye Türk talebelerimiz olmasın? Yani isterim ki Avustralya milli takımının yarısı Türk olsun. Orada gitsinler, gitmişken hem dedelerini ziyaret etsinler. Ve oradaki Türk halkına da kaynaştınlar, Türk tekvandocularına da kaynaştınlar. Yani biz öyle oluyor. Mesela bir dünya şampiyonasına gidiyoruz. Almanya'nın yarısı Türk. Türkiye zaten Türk. Avusturya takımından da var birkaç tane Türk. Avusturya'dan var. Hollanda'dan tek Türk. Yani bunları görüyorsun. Aa merhaba hocam, merhaba hocam. Yani Avustralya'dan ne yok? Her zaman oldu Avustralya'dan da. Ben istiyorum yarısı olsun. Nasıl görüyorsunuz Avustralya'nın şansını bu dünya platformunda? Gelişiyor mu Avustralya? Yavaş yavaş gelişiyor. Türkiye tabii daha üstün. Çünkü Türkiye daha fazla zaman harcıyor. Daha insentivleri mesela. Türkiye'de bir dünya şampiyonu olduğun zaman sana bir ev veriyorlar. Hı hı. Burada bir dünya şampiyonu olduğun zaman bir 50 bin dolar veriyorlar. Öyle mi? Yani burada da var. Tabii Türkiye'deki daha büyük avantajları var. Daha flash oluyoruz. Daha evet, ortaya, daha yani. Ünlü. Yalnız daha Avustralya'dan bir tane dünya şampiyonu çıkmadı. Hı hı. Yani İnşallah bir olimpiyat şampiyonu çıkar. Burak bildiğiniz gibi. Burak Hasan, bu sene Avustralya milli takımında. Milli takımda olimpiyatlarda gideceğiz, onu destekleyeceğiz Beijing'de inşallah. Tabii, tabii, bir altın tabii. Bekliyoruz veya bir madalya. Kolay değil yani. İnşallah. Dünyanın en iyi dövüşçüleri. Ama onunla, babasına da konuştuğumda o rakip olanların bir kısmını o Master'lar turnuvasında veya ne turnuvasıysa onu da yenmiş. Dünya Kupa seçmelerinde yendi. 5 maç kazanmış. O açıdan yani buradaki şansını şansı büyük de büyük işte. Ama tabii ne gelecek? Kim nereden? Dünyanın her yerinden en iyi sporcular geliyor. Var. Evet, evet. Umuyoruz, diliyoruz ki Burak oradan bir madalya alır ve gençlerimize örnek olur. Yani bir olimpiyat, Türkiye'de bir bayan çıktı. Avustralya'da bir bayan Lauren Böz 2000 yılında altın aldı. İnşallah dua edelim bütün Türk olarak veya Müslümanlar olarak Burak da bir altın alsın ki Türklerin İnşallah. Gurur kaynağı olsun. Evet. Sevgili hocam, zaman zaman birlikte oluyoruz arka bahçe tabii, kameralarında. Güzel bir şey, evet. Çok hep da iyi oluyor ama yani konuşurken ben de buradan çıktıktan sonra bir tekrar sporcu kimliğimi anımsıyorum. Güzel. Yani koşmak, oynamak, hareket etmek vesaire. Yani bana da yarar oluyor bu programların. Sizin de futbolunuz bayağı iyi yani. O kafa vuruşları falan çok güzel. Evet. Efendim reklamlar bölümü. Bu konuyu burada kapatalım. Gerçekten tabii ki içimde olan o duyguyu, içimde olan bazı şeyleri söküp atamazsın. Ben de, evet. De işte onlar 1000 yaşına da gelsem içimde var. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bir şey son bir mesaj alalım. Halka yönelik. Yani sporsuz kalmayın dedik, işte sağlık dedik vesaire dedik. Evet. Avustralya Self Defense Akademi olarak hedeflerimizi koyduk. Evet. Yani bizden ayrılmayın, bizi takip edin, bizi izleyin, deyin de ve sizi de kapatalım. Spora bağlasınlar, kendilerini, gençlerini, çocuklarını spor yapmaya alışsınlar. Yani Türk olarak güzel bir biçime gelelim, güzel bir yerlere gelelim ve birbirimizi destekleyelim. Yani futbol kulüplerimiz yüksek yerlere gelsin, tekvando gençlerimiz yüksek yerlere gelsin. Birlik ve beraberlik olalım. Zaten burada 100 bin kişiyiz. Yani
biz de o buraya ayrılırsak çok kimse daha kimsenin da, paçasından aşağı çekmesin, ileri kaldırsın itsin diyorsun. Yani. Evet. Hepsi bizim çocuklarımız. Nasıl evet. rahmetli Mustafa İlhan bir yerlere gelmişti de hepimiz ondan gurur duyuyorduk. Yani öyle Mustafa İlhan'ları beraber yetiştirelim ki gurur duyalım. Her alanda. Her alanda. Çok teşekkür sağ ediyorum. Tekrar görüşeceğiz. İnşallah. Sevgili izleyiciler, Avustralya Self Defense Academy'den yapmış olduğumuz yayın burada noktalanıyor. Şimdi stüdyoya dönüyoruz efendim.